tam kanalıma hoş geldiniz diyecektim ki ezan okunuyor. Ezan bitsin, başlayalım. Şimdi başlayabiliriz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bunu 5 liraya almıştım. %80 gratis indirimden. Hatırlarsınız bir videom vardı, onu da almıştım. 5 liraya da 10 lira falandı. Aldım ve hiç kullanmamışım. Saçlarımın uçlarını görüyorsunuz zaten. Şu şekilde. Çok kuru benim saçlarım. Yani ben oraları yıpratmışım. Zaten kuru olduğunu ve oraların yıpranmış olduğunu. Benim saçımın burada doğal dalgaları var. Normalde de hafif dalgalı bir saçım var. Ama kıvırcık değil. Hani o videolarda gördüğüm şekilde olan kıvırcıktan değil. Bildiğiniz dalgalı benim saçım. Şuraları zaten formunu kaybetmiş. Aslında buralar bence ölü saç. Ama yine de kendimi kötü hissetmemek için asla kestirmiyorum. Çünkü çok alışmışım uzun saça. Şimdi birlikte TikTok'ta gördüğüm bir şey deneyeceğiz. Öncelikle saç maskesini alıyoruz. Saç maskesini sürüyoruz saçlarımızı ıslattıktan sonra. Daha sonrasında üzerine koruyucu yağ geçiyoruz. Normalde hani yağı direkt sürüyoruz ya. Kız şey diyordum. Ben de araştırdım biraz. Diyor ki yağ sadece saçlarınızın parlamasını sağlar, gözeneklerini tıkar. O yüzden direkt yağ sürmeyebilirsiniz diyordu. Maskeyi sürün, saçlarınızı güzelce ıslatın. Maskeyi sürün, ardından yağı sürün ki yağ nemi, yani maskenin etkisini tam gösterebilsin. İçine, saç teline hapsetsin diyordu. Biz de bu şekilde yapacağız bugün. İlk defa deneyeceğim bu yöntemi. Umarım etkili olur. Zaten uçlarından belli olur saçımın. Şimdi bakalım nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz. Ben bir saçımı ıslatıp geliyorum. Hatta beraber de ıslatabiliriz. Şurada benim sulu fısfısım var. Su koyduğum bir fısfısım var. Onunla birlikte ıslatalım saçlarımı. Geldim bu şekilde. Bunun içine ben su koydum. Bir tık bulanık olabilir de direkt su koyduğum için. Yani ürün bitti, üstüne direkt su koydum. Yıkamaya uğraşmadım. Şimdi saçlarımı maskenin önce arkasına atayım. Tahmin ettiğim gibi saçları ıslatıyoruz. Daha sonra uyguluyoruz. İstediğiniz kadar bekletebilirsiniz diyordu. Ve ben sanırım bu defa çok bekleteceğim. Çünkü diplerini uyguladığım için. Veya direkt yıkarım, duşa giderim, bilmiyorum. Ama uyuyana kadar büyük ihtimalle yıkamam. Saat şu an 7-8 gibi bir şey olması lazım. Aslında hyaluronik asit de sürsem olur bununla birlikte. Ben zaten maskede vardır diye düşünüyorum, nemlendireceğim. Bir tık daha böyle fısfısı büyük olan bir şişeye koysam keşke o suyu. Daha çok ıslanır saçlarım. Ben ıslatıp geleyim ya. Keşke nem terapisi falan alsaydım. Keratin maskesiymiş, yıpranmış saçlara. Kurulmasına yardımcı olur diyor. Deneyelim. Denensin. İnşallah vanil değildir. Çok üzülürüm vaniliyse. Yok değil. Evet. Bunu alıyoruz. Bu şekilde çıkartıyoruz içinden. Aaa işte göle gibi. Şey gibi böyle. Çok garip bir dokusu var bunun. Bakın dokusu. Krem, normal krem gibi değil. Duşta sürdüklerime de benzemiyor. Direkt elimi alıyorum ve sürmemi düşündüğüm gibi sürüyorum. Şuraların uçları ıslanmışsa, buralarım katlı olduğu için buralara ekstra birazcık yukarıdan vereceğim. Dibine götürmeyeceğim ama. Dibine daha sonra ayrı bir şov yapacağız. Hızlı saç uzatma rutini diye bir yol çizeceğiz artık kendimize ve o yoldan gideceğiz. Şu an bence oldu. Şu an son kazanı çıkaralım. Bu
Mikrofon sanki biraz az oldu. Çıktıktan da çıkıyor. Çok bereketli bir ürünmüş bu. Küçük ama 5 liraya da aldık diye. Şöyle elim çok aşırı kaygan şu an. Ve tutamıyorum. Olmuyor. En son böyle. Aa bak yine çıktı. Özellikle şuralarını süreceğim. Şu uçlarını şuralara. Çünkü burada sanki yine kuru kalacakmış gibi hissediyorum. Tekrardan yapıyoruz. Sürtürek misali. Kaydır. 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 Evet. Üçgen doğruya sürüyoruz. Şimdi maskemizi bu şekilde sürdük ya. Diyordu ki bakım yağınızı, yani ne yağ sürecekseniz diyordu. Bunun içinde her yağ var arkadaşlar. Yani Hint yağından tutun, Hindistan cevizi yağından tutun. Diğer saç videomda, profilindeki diğer bir saç videosunda var. Hepsini yazmışım böyle tam liste. Oradan bakabilirsiniz ne olduğunu içine. Şu şekilde avucuma sıkıyorum. Ve bunu şöyle şöyle yapacağım. Damlatmam lazım. Bunu bu tarafa sürüyorum. Birazcık da şu tarafa süreceğim. Bu şekilde bir 3-4 saat bekleteceğim. Şimdi ne yapıyoruz? Bunları alıyoruz. Bu şekilde iç içe geçireceğim. Ve uçlarını içe getireceğim ki uçları kurumasın. Bazen çünkü kuruyor bunlar. Şunu da alalım. Şöyle tokayla, klipsi bir tok yardımıyla buradan buraya tutturuyorum. Evet, bu şekilde bekleyeceğim. Daha sonrasında yıkayacağım saçlarımı ve göstereceğim size. O zaman kadar görüşürüz. Geldim. Dün akşam çok geç olduğu için, ışık da çok vuramadığı için saçıma gösterememiştim size. Çünkü maskeden sonra şöyle göstereyim. Uçlarının yoğunluğu, canlılığı, nemliliği saçımın, şaka mı? O kadar yumuş yumuş ki saçlarım. Keşke görebilseniz şu an. Ben bayıldım. Bu yöntemi sürekli dener miyim? Denerim. O videoyu gördüğüm kızın adını da aşağıya yazacağım. Hak yemiş gibi olmayalım. Aşırı beğendim. Şimdi size arkadan da göstereceğim. 360 derece de göstereceğim saçlarımı. Ne kadar maşa yaparsam yapayım, saçlarımın uçları hep böyle yanık gibi oluyordu, anladınız mı? Böyle çok kuru oluyordu. Şu an öyle bir görüntü yok ve ışıl ışıl görebiliyorsunuzdur. Ben bayıldım. Özellikle böyle ısı kullanacağım günlerden önce yapacağım maskelerden biri ve ben onu sadece 5 TL'ye almıştım. Keşke çok daha fazla alsaydım ve çok daha fazla yapabilseydim saçımı ama almadım. Benim mantık biraz ters işliyor arkadaşlar. Alma dediğiniz şeyi alırım. Alınması gereken hiçbir şey almam. Yani gereksiz ne varsa alırım mesela. Böyle bir insanım. Olsun, olsun, olsun. Moral düşünmek yok. Şu an saçlarımı çok beğendim. Bayıldım, bayıldım. Çok güzel oldu. Ha bu arada ben saçlarımı kestirmiştim. Ve kestirdiğimdeki boyu şurada falan da o düzleşmiş haliydi. Buraya bir yere koyarım. Çok olmadı. Haziran'da kestirdim. Temmuz, Ağustos. Ağustos daha yeni bitti. 2 ayda resmen şu kadar filan uzadı saçım. O yaptığım yağ kürleri var ya profilimde olanlar. Onlar sayesinde oldu bence. Ki önüm falan çok kısaydı. Şuradaydı bildiğiniz. Şu kadar bir uzamaz. Şaka mı? Burası en kötü 5-6 santim var. Ben bu işin piri oluyorum. Destan yazacağız sizinle. Saç konusunda destan yazacağız. Buna adım kadar eminim. Çünkü bu zamana kadar hep saçımla ilgili övgü alan bir insan oldum. Ve neden bilgilerimi sizinle de paylaşmayayım. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Kanalımı beğenip.
Videomu beğenip kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Bye bye.